Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir kara lahana sarması tarifim olacak. Tadı, tuzu, baharatları gerçekten tam yerinde bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da bana yorumlarda belirtirseniz fikirlerinizi çok memnun olurum. Şimdi yaprakları haşlamakla tarifimize başlayalım. Öncelikle lahanaları haşlamakla başlayalım. Kaynayan suya bir tutam olacak şekilde atalım. Birer dakika bir yüzünü, birer dakika diğer yüzünü çevirip haşlayalım. Çünkü lahana yaprağı sert olur. Birer dakika haşlanabilir. Ondan sonra soğuk suya koyup şoklayacağız zaten. Birer dakikanın üzerinde tutmayın. Yaprakları eritmeyin. Birer dakika yeterli. Şimdi hemen alıyorum. Şöyle bir leğene suyu koydum. Soğuk su. Hemen şokluyorum. Hem yaprak iyice yumuşayıp kendini salmasın hem de rengini korusun diye şoklama yapıyoruz. Şimdi bütün yapraklar bitene kadar bu işleme devam edeceğim. Yaprakların hepsi haşlandı. Şimdi sap kısımlarını ben atacağım haşlamak için. Şöyle sap kısımlarını da temizledim. Bunları da bir 5 dakika kadar haşlayacağım. Ben bunları tencerenin alt kısmına koyuyorum ki sarmanın dibi ola ki yanma durumu falan olmasın diye. Ben yaptığım bütün sarmalarda böyle sap kısımlarını mutlaka altına koyarım tencerenin. Mesela üzüm yaprağının da sap kısımlarını mutlaka koyarım. Çünkü o da sarmaya bu ekşimsi tadını verdiği için sarmayı daha bir lezzetli yapıyor. Bunda o kadar lezzet aramayın ama bu da işte dediğim gibi sarmanın dibi yanmasın, dibi tutmasın diye bunları ben mutlaka tencerenin alt kısmına koyuyorum. Şimdi sarmanın içini hazırlayacağım. Ben soğanını kavurarak yapıyorum bu arada. 3 tane soğan, 3 diş sarımsak, 1,5 çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi güzelce kavuracağım bunu. 3 demet kara lahana kullandım. Her demet için bir soğan kullandım bu yüzden. Sarmalarda bol soğanlı zaten lezzetli oluyor. Dediğim gibi her demet için bir tane soğan kullandım. Soğanlar kavruldu. Şimdi salçasını ekleyeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçasını da kavurdum. Şimdi pirinç ve bulgur ekliyorum. Bunu da 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur kullandım. Toplamda 3 su bardağı. Baharatlarını da ekleyeceğim. Baharat olarak da 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kuru nane ekledim. Tuzu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Baharat miktarını da acı sevenler arttırabilir pul biberini falan. Biz çok acı yemediğimiz için ben 1 kaşık kullandım. Ocağın altını kapattım. Şimdi şöyle yarım demet kıyılmış maydanoz ekliyorum. Böylece iç harcım da hazır olmuş oldu. Şimdi yaprakları sarma işlemine başlıyorum. Şu üstteki damar kısımlarını şöyle alalım. Yapraklar büyükse eğer ikiye keseceğiz. Bu yaprağın boyutu iyi. Kalabilir böyle. Bir de kara lahana sarması diğer yaprak gibi çok ince olmasına gerek yok. Biraz içi dolu dolu daha lezzetli oluyor.
arasında hazırladım. Şimdi tencereye dizeceğim. Dediğim gibi altına önce şu sap kısımlarını yerleştiriyorum. Dibi tutmasın diye. Bunları da birazcık haşladım. Sarmaları tencereye dizdim. Dediğim gibi başta dediğim gibi 3 demet kara lahana almıştım. Tam 2 sıraya denk geldi. Yalnız görüntüdeki muhteşemliğe bakar mısınız? İnsanın böyle bile iyi yemesi geliyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Tam her şeyle tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tadı, tuzu, baharatları her şeyi tam yerinde. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü çok emeklerle bu videoları size hazırlıyoruz. Siz de bize destek olmak için mutlaka abone olmayı unutmayın. Şimdi sosumu hazırladım. Sosu içinde bir yemek kaşığı salça kullandım. Suyu göz kararı sarmaların üzerine gelene kadar dökeceğim. 2 çay kaşığı da tuz attım. Şöyle sarmaların üzerine gelene kadar döküyorum. Tam da karanında yapmışım suyunu. Gördüğünüz gibi bu yeterli. Sarmaların azıcık üzerine çıkacak. Son olarak da şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ döküyorum. Şimdi kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşe alacağım. Suyunu çekene kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Sarmalarım pişti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar, çok kısık ateşte pişirdim. Bu arada üzerine de bir tane tabak kapattım. Siz de öyle yapın dağılmaması için. Şimdi servis tabağını alacağım. Son dokunuşları da yapalım. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin. Ve son olarak tereyağında kırmızı biber yaktım. Sarmam hazır. Sade de tüketebilirsiniz ama böyle sosla çok daha lezzetli oluyor. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonra fikirlerinizi benimle paylaşırsanız yorumlarda çok memnun olurum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram bağlantım YouTube'da var. Oradan tıklayıp takibi alabilirsiniz. Orada günlük tarifler de yayınlıyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.